Ali Karahasanoğlu. İyi bilmezdik. Süleyman Demirel'in tabutu başında soracak imam. Nasıl bilirdiniz? Biz oturduğumuz yerden cevap vereceğiz. iyi bilmezdik. İmam efendi soracak. Hakkınızı helal eder misiniz? Cevap vereceğiz. Etmeyiz. Peki niye? Şahsi bir meselemiz mi var Süleyman Demirel'le? Hayır. Bir menfaat çakışması mı yaşadık? Hayır. Kıllık olsun diye mi böyle söylüyoruz? Hayır. Ya neden? Çünkü başörtü düşmanlığında hep kilit rol oynamıştır. Başörtünün Allah'ın emri olduğunu bildiği halde başörtü yasağının mimarı Kemal Gürüz'ü YÖK başkanlığına atamıştır. Bir sefer ataması yetmemiş, ikinci defa atamıştır. İmam Hatip mezunlarına uygulanan katsayı zulmü, Demirel'in atadığı Kemal Gürüz eliyle hayata geçirilmiştir. Katsayı adaletsizliğini hayata geçiren bir zalim olduğunu bildiği halde, belki de bunun için Kemal Gürüz'ü ikinci defa YÖK Başkanı olarak atamıştır. Meclisin ilk başörtülü milletvekili olan Merve Kavakçı'ya yemin töreninden hemen önce ajan provokatör diyerek hakaret etmiştir. Tüm başörtülülere suçlama yöneltmiştir. Bülent Ecevit'in bu kadına haddini bildiriniz terbiyesizliğinde bulunmasının önünü açmıştır. Ecevit'i tahrik etmiştir. Çocuklarımızın 15 yaşından önce Kur'an öğrenmesinin önüne geçmiştir. Bunu açıktan yapmamış, 8 yıllık kesintisiz eğitim hayata geçiren hükümeti ayak oyunuyla kurdurup, kanun çıkarıldığında onaylayarak Kur'an kurslarını fiilen kapattırmıştır. İmam Hatip okullarının orta kısımlarının kapatılması da yine 8 yıl kesintisiz eğitim yasasıyla onun cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu durumda şimdi biz kendisi için nasıl iyi bilirdik diyebiliriz, nasıl hakkımızı helal ediyoruz diyebiliriz. İmam Hatip mezunlarının üniversiteye gitmesinin önünü kapattığını sandı. Ama İmam Hatipli bir siyasetçinin cumhurbaşkanı olmasının önüne geçemedi. Merve Kavakçı'nın yemin etmesini önledi ama bugün 23 başörtülü milletvekilinin meclise girmesinin önüne geçemedi. İmam Hatiplerin orta kısımlarını kapatıp öğrenci sayısının on binlere kadar geriletti ama şimdi o okullarda milyonu aşan öğrenci sayısına engel olamadı. İmam Hatip bir yana, ortaokullarda seçimlik olarak Kur'an-ı Kerim ve siyer dersi konulmasına engel olamadı. Tüm bunlar Demirel'e rağmen, Demirel ve onun zihniyetindekilerin engellemelerine rağmen gerçekleşti. Bu halkın isteklerine bu kadar ters olan birisine biz nasıl iyi biliriz diyebiliriz. Demirel için iyi biliriz diyenler kimler? dün gördük. Aydın Doğan'ından onun medya organlarında kalem sallayanlara kadar bir dizi başörtü karşıtı sadece iyi bilirdik deseler herkes yoluna deyip geçeceğim. Ama bir de ince ince mesaj vermiyorlar mı? Bugünkü Cumhurbaşkanını ima ederek. Medya mensuplarına hiç dava açmazdı. Çok tahammüllüydü. Demokrasiye bağlıydı. Eleştiriye açıktı türünden edebiyat yapmazlar mı? fıtrasım geliyor. Hani Süleyman Demirel'in şikayetçi olduğu davada sanık sandalyesine ben oturmamış olsaydım, Demirel'in Ceyhan Mumcu'ya açtırdığı tazminat davasında davalı olarak milyarlarca liralık tazminat davalarına cevap vermek için uğraşmamış olsaydım, ben de a ne güzel demek ki özgürlüğe inanıyormuş başörtü yasağı konusunda belki de derin güçlerin tesiri altında kalmıştır diyeceğim.'' Hayır. Aydın Doğan'ın söylediği de yalan. Onun solak amelesi Yalçın Doğan'ın dediği de yalan. Uğur Dündar'ın anlattıkları da yalan. Demirel hem halkın özgürlüklerinin kısıtlanmasını sonuçlandıran düzenlemelere imza atmıştır hem de özgürlükleri kısıtlayan düzenlemeler sebebiyle kendisine eleştiri yönelten gazetecilere dava açmıştır. Biz Demirel'i böyle biliyoruz. Varsın solaklar iyi biliriz desinler. Varsın onlar hakkımızı helal ediyoruz desinler. Onların şahitliği değil, üniversite kapılarında ağlayanların şahitliği önemli evli olmadığı kadından çocuk yapıp sonrasında babasız yurt dışına gitmek istediklerinde yaşanan bürokratik sıkıntıyı özgürlüklerin kısıtlanması olarak görenlerin şahitliği değil çocuğunu kuran kursuna gönderemeyenlerin şahitliği önemli. Biz iyi bilmiyoruz, iyi biliyoruz diyenlere de hatırlatalım. Başörtü yasakçılığıyla, imam hatip düşmanlığıyla, Kur'an kursu karşıtlığıyla varacağınız bir yer yoktur. Sizler için de kanaatimiz aynıdır. Sizi de iyi bilmiyoruz. Size de hakkımızı helal etmiyoruz. Ali Karahasanoğlu yeni akit